Evet arkadaşlar, Türkiye günlük 15 bin korona vakaslarına ulaştı. Ben ne dedim bundan iki hafta kadar önce? Türkiye'de üçüncü dalga başlamış. Şimdi ne yapıyorlar? Türkiye'de söylüyorlar, wow diyorlar üçüncü pik peak olacak. Pik mi? Neyse artık İngilizcesini söylüyorlar. Biz üçüncü dalga başladı dedik. Mart ay sonuna kadar zirveye doğru yol alır. Ondan sonra Nisan'ın ilk haftalarında böyle. Ondan sonra Nisan'ın sonunda İnşallah yine düşüşe geçecektir. Normalleşme değil, sıkı önlemler dedim. Ama ne oldu? Ben söylüyorum, sıradan bir vatandaşım ama rakamları nereden bakıyorum? Tablolara bakıyorum. Bir senenin üzerinde koronayı uluslararası takip ettiğim için rahat rahat görüyorum. Ama bunu nasıl bizim Türkiye'dekiler göremiyor, ülkeyi yönetenler göremiyor, görsele bile niye vatandaşa söylemiyorlar onu bilemiyoruz arkadaşlar ben Trabzonlu, Trabzon'a ne diyor? 30 kişiden fazla diye cenazeye katılmasın diyor. Ama bakıyorsun VIP cenaze herkes katılmış. İstanbul'a bakın. Her taraf yani cenaze sokak çıkma yasağı var ama başka şeylerde bakıyorsunuz. Her zaman camiler doluyor. Siyasetçilerimiz şey ediyor. Kongreye bak bu gene kongre yapacaklar bazı partiler. Ya arkadaşlar Avrupalı 9 kişi, altı kişi bazı ülkelerde, bazı ülkelerde 9 kişinin üzerindeki birer toplanması yasak. Finlandiya'da da üçüncü dalga başladı. Restoranları kapattılar. İşte okulları şey yaptılar. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyacaklar Nisan ayında ki bizim rakamlara çıkınca. Biz ne olduk şimdi? Her gün takip ediyorum. Şimdi Türkiye son haftada yüz binde yüze çıkmış. 60'lara düşmüştü arkadaşlar. Çıktı. Ne yapıyor? Türkiye yine otuz bin rakamları görmüş. Yavaş yavaş düştük. Kaç liraydı? Altı binlere düştük arkadaşlar. Düşerken, on binlerden aşağı düşerken o arada bakıyorduk ne olur? Günlük işte yüz yirmi, yüz öyle yazıyorlardı. 150 Şimdi ölü sayısı nerede? 65'te. Bak bir haftadır linkini koyuyorum sonuna bir bakın. Hep 65'lerde arkadaşlar. Yani bir haftadır 64, 62, 64, 64. Ama korona vakaları ne oldu? İki katına çıkmış. Biz de bura, o bak bakanlıkta kimse o ölü sayısını hesaplayan ona o orada kendi kafasına göre yazıyorum arkadaşlar. Bakın ben bunu takip ediyorum. Siz de alın bak linki takip edin. Öyle bir şey yapıyorlar ki yani 100 yüz -100, yüzde duruyor. 110'da, yüzden 110 arası diyelim. Bir hafta orada uyalıyor. Ondan sonra 90-100 arası, 80-90 arası, 70-80 arası, 60-70 arası arkadaşlar. E aynı şeyi bakıyoruz Almanya. Ne yapıyor? Almanya'da vaka sayısı Türkiye'den az ama ölü sayısı bakıyoruz 300-400-500 günlük. Yani Türkiye'de gördünüz mü 300'ün üzerine görmediniz. Ama ben ne diyorum? Bakanımızın cebinde 30-40 bin ölü var sayısı var. Onu bir gün getirip obanın uçtuğunu masanın üstüne koyacak onlardır. Aynı bakanımız ne yaptı? Aralık ay başında 1 milyon 200 bin korona vakasını geldi, ekledi, koydu masaya. Arkadaşlar bunu getirdi masaya koydu. Diyor ki bunu ben unutmuştum diye Bu dünyanın hiçbirinde yok. Şu anda ne yapıyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu 2020 verilerinde açıkladı. Diyor ki nüfus diyor binde 5,5 artmış 2020'de. Aynı nüfus 2019'da binde 13,9 artmış. 3 kat azalmış. Azalmalar nereden arkadaşlar? Bak aldık onu görevden başkanında. Azalmalar nereden? Koronadan ölümler. Evet. Koronadan ölümler arkadaşlar. Bir şey diye yazılmış ölüm ama gerçek ölüm sayısı koronada koronadan öldüğünde yazılmıyor. Ha vardır onların elinde belge. İşte korona vakaları da öyleydi. Bir anda çıktı 1 milyon 200 bin arkadaşlar bir günde eklendi. Biz e, ne yaptık? 200 gün e, haftalık 270'i diyordu Türkiye ortalaması. Şu anda ondan sonra 60'a düştünüz arkadaşlar. 60'lara düştü. Şu anda 100'e çıktı gene. Ya bu 270 şey yine çıkacak mı? Çıkacak. Ona ne diyor? Üçüncü pik yapacak diyor. Artık İngilizce söylüyor. Ben onu iki hafta önceden veya üç hafta önceden size ne diyorum? Bu diyorum korona. üçüncü bu dalgası başlamış. Bu yukarı, yukarı doğru gidecek diyor. Bizim yetkililer ne diyor? Normalleşiyoruz, normalleşiyoruz, normalleşiyoruz diyor. Ya ben diyorum neye normalleşiyoruz? Arkadaşlar okulları niye e, sağa sola atıyorsun? Öğrenciler perişan durumda, öğretmenler perişan durumda. Yani yaz boz yapıyorsun. Bir de kararlar alıyorlar arkadaşlar. 2-3 üç, üç gün önceden ya önceden al bunu 10 gün önceden 15 gün önceden de ki ya şu tarihten itibaren e, şunu yapacağım diye. İşte ne oldu? Gene 1 Mart'a kadar yurt dışından gelenlere korona testi isteniyordu. Son 26 Şubat'a kadar beklediler. Bakan o zaman bir yazı yazdı 2 gün önceden. Ondan sonra 2 Mart'ta bir tane daha genelge geldi. Birinde diyor ki ileri bir tarihe kadar duyuracağız ileri bir tarihte. Ondan sonra diyor ki 15-16 Nisan koymuşum. Arkadaşlar inanılacak gibi değil. Yani sen nerede 15-16 Nisan'da e, şey korona testini yurt dışında gelenlere kaldıracaksın? Mümkün değil ki. Artıyor. Artacak. Yakup sana diyor. Tablo gözüküyor bu. Yani bunu görmemek mümkün değil ki. Arttı. Ne oldu? Şimdi Yurt dışından gelenlere bir de işte diyor şu formu da doldur çıkmış. Onu da yine birkaç gün önce açıklıyor. Arkadaşlar millet biletini almış. Şu anda yurt yarın başlıyor 15 Mart'ta ve havalanında kalan çok kişi olacaktır bu formu doldurmadığı için veya buna uymadığı için. Yani bu birkaç gün önce 10 gün önceden açıklayan Finlandiya diyor ki ya işte 10 Mart'ta 19 Mart'ta diyor işte yurt sınırlarda şu önlemler biraz daha şöyle olacak diye. 9 gün önceden, 8 gün önce, bazen 7 gün uzun vadede ne yapıyor? Herkes tedbirini alsın diye söylüyor. Biz de son dakikada biz Facebook gruplarımızda işte bilgilendiriyoruz gurbetçiyi veya işte Finliler de zaten bana yazıyorlar, soruyorlar. Ama bundan haber olmayan çok kişi var olacaktır. Formu doldurmamıştır. Kaldığına bağlandı. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Böyle, böyle gidiyoruz. Hala da bir senedir öğrenmelere gittiler. Ben geçen senenin e, Temmuz ayından beri sizlere ne yapıyorum? Aylık tablo yapıyorum. 100 son iki hafta verilen 100 binde dünya ülkelerini paylaşıyordum. Bakanlığımız bizim ne yaptı? Yeni Şubat ayında yeni başladı. Haftalık verileri 100 binde açıklamaya il il. Orada ne, ne, oluyor? Bazı illerde e, sık önlemler gerekmiyor. Ama ne yapıyorduk? Hep Türkiye genelinde uyguluyorduk bunu. Sokağa çıkma yasağıdır, şudur budur. Ama yaşadığım ülke Finlandiya ne yapıyordu? Bölgelere göre önlemleri alıyorlardı. Kim önlemleri alıyor? O bölgenin hastane yönetimleri. Bölge bölge. Yani devlet orada yetkiyi biraz da belediyelere veriyor. Çünkü valilik yok, belediyeler yürütüyor şehirleri. Onlar orada e, karar alıyorlardı, kararları uyguluyorlardı. Onu da yürüyor. Yani orada şey, Ha biz de kimin karar aldığı, kimin ne yaptığı belli değil. Süleyman Soylu diyor ki ileri bir tarihe kadar bak bakan adına dört gün sonra birisi açıklama yapıyor. 16 Nisan diyor. Çünkü bakan ona artık atmamış imzayı demek. Evet arkadaşlar Türkiye'de 3. dalga var. Kendinize dikkat ediniz. İnşallah bu koronadan en az zayiatla kurtulunur. Ama 2022'nin sonuna kadar bu böyle devam edecek. Koronanın mutasyonlusu %64 daha fazla ölüme neden oluyor. Çok dikkatli olmanız lazım. Ayrıca Finlandiya'da bilim adamı şunu söyledi. Mutasyonlu virüste bu aşının biraz daha az etkisi olacak herhalde ya da yine aşı gerekiyor. Aşılama çok yavaş gidiyor. 2022'nin sonunda eğer bundan kurtulursak iyi ama yol uzun. Ee, bu arada İsveç korona e, virüsünde biliyorsun sürü bağışıklığını kullandı. Şu anda İsveç'in bu işten sorumlu kişisi Tegnell diyor ki bu yazın diyor turizmi unutun diyor arkadaşlar. Bu ayı yazın turizm olmayacak seyahate çıkmayınız diyor. Bunu da böyle söyleyeyim. Yani bizim bakanlığımızın 16 Nisan'a kadar yurt dışındaki korona testi isteme olayı turizmin e, baltalanmaması, zarar görmemesi ama turizm bu sene mümkün değil arkadaşlar. Çünkü 100.000'de yüzdeyiz şu anda son hafta verilerinde. Bunu 2 hafta koyarsak 100.000'de 200'sün. Senin o 100.000'de 16'ya düşmen lazım. Ki Avrupa Topluluğu geçen öyle bir karar koymuştu. Onun altına bu sene ya veya haftalık 100.000'de 8'in altına düşmemiz lazım. Bu da şu andaki gidişten bu yaza kadar zor gözüküyor. Onun için turizmi bu sene unutalım arkadaşlar. İnsanlarımızı koruyalım. E, peynir ekmek yiyelim ama bu virüse karşı mücadele edelim. Arkadaşlar Helsinki'den biz selamlar. Kalın sağlıcakla.